Evet arkadaşlar, birinci ünitenin son testindeyiz ve ilk sorumuzla startı veriyoruz. Proteinler 1, 2, 3 özelliklerinden hangilerine sahip değildir? Birinci öncüle baktığınız zaman tüm hormon çeşitlerinin yapısına katılma demişiz. Şimdi bakın gençler, daha önceki testlerimizde steroidlerle ilgili bilgi verirken şöyle bir cümle sarf etmiştik. Demiştik ki eşeysel hormonların yapısına steroidler katılır. Steroid bir yağ çeşididir hatırlarsanız eğer. O zaman tüm hormon çeşitlerinin yapısına katılma proteinlerin özelliği değildir. Fakat proteinlerin yapı taşının amino asit olduğunu ve amino asitin de amin grubu içerdiğini, amin grubunda azot elementi bulunduğunu biliyoruz. Hatırlarsınız eğer, bir kez daha çizeyim size onu ben. Karbon, 4 bağ, radikal, hidrojen, karboksil ve NH2. Bakın azot elementi, çat. Metabolizmanın düzenlenmesi, arkadaşlar metabolizma yapım ve yıkım olayları biliyorsunuz sizler. Ve direkt burada enzimlerin görev aldığını biliyorsak, her enzimin yapısında proteinin rol oynadığını biliyorsak, o zaman metabolizmanın düzenlenmesinde proteinlerin ciddi anlamda rolü vardır. O zaman proteinler birinci özelliğe sahip değildirler arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki grafiklerde hayvansal bir hücrede gerçekleşen bir reaksiyon sırasında su ve ATP moleküllerinin zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Su miktarı artmış, ATP miktarı azalmış. Buna göre bu reaksiyonun yönelik 1, 2, 3 yorumlarından hangileri yapılabilir mi? Hangi test olduğunu hatırlamıyorum ama bir testte grafik sorusunda şunu söyledim size hatırlarsanız eğer. Grafik ve tablo sorularının üstünü okuyun çocuklar. Çok büyük olasılıkla cevabı kolaylaştırıcı bir cümleyle karşılaşacaksınız. İşte o soru tarzlarından bir tanesindeyiz. Hayvansal bir hücreden bahsediyorsunuz. Ve şıkka nişasta sentezini koymuşsunuz. O halde direkt birinci öncüye gideceksiniz. Çünkü nişasta bitkilerin depo maddesidir. Su miktarı artıyor, ATP azalıyorsa ve bu bir hayvansal hücreyse burada sentez olayı var, dehidrasyon var. Bu sentez laktoz sentezi olabilir çünkü süt şekeri sentezlenmiş olabilir hayvansal kaynaklı biliyorsun. Ama glikojen sindirilmiştir olmaz. Glikojen sentezlenmiştir deseydik bu yorumu yapabilirdik. Niye? Orada da su açığa çıkar, orada da ATP harcanır. Ama burada glikojen sindirilmiştir diyorsanız eğer, glikojeni su yardımıyla hidroliz edebilirsiniz. O halde doğru cevabımız yalnız ikidir ki, kaldı ki sindirim sırasında sen de çok iyi biliyorsun ki ATP ne yapmaz? Harcanmaz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Trigliserit, sakkaroz, selüloz. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri iki çeşit monomerden oluşur? Yalnız 1, yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3 şeklinde. Arkadaşlar trigliseritin yapısında 3 tane yağ asidi artı 1 tane gliserol var. Sakkarozun yapısında glikoz artı fruktoz var. Selülozun yapısında çok sayıda glikoz var. Bak ben sana burada iki çeşit monomerden oluşup oluşmadığını sorgulattırıyorum. Şimdi öğrenciler şöyle yapabilir. Ya 3 tane burada, 1 tane burada, 4. Ben ondan bahsetmiyorum. Sayı değil, çeşit sayısı. Yani ben miktarından bahsetmiyorum. Çeşit benim için önemli. Burada kaç çeşit var? Yağ asidi gliserol 2. Burada kaç çeşit var? Glikoz fruktoz 2. Burada çok sayıda glikoz var. Yani tek çeşit. C6, H12, O6. O halde cevabım 1 ve 2'dir. Arkadaşlar dördüncü sorudayız. Mineraller, karbonhidratlar, vitaminler, yağlar. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri canlılar tarafından sentezlenemez? Canlılar tarafından sentezlenemeyecek moleküllere inorganik maddeler diyoruz. İnorganik maddeler doğadan hazır olarak elde edilen maddelerdir. Bu soruya baktığınız zaman minerallerin inorganik madde olduğunu biliyorsunuz. Karbonhidratları, vitaminleri, yağları canlılar üretebilir. En basit örneği bitkiler fotosentez yoluyla şu 2, 3 ve 4. öncüldeki tüm maddeleri üretebilme özelliğine sahiptir. O halde cevabım yalnız
bir seçeneğidir. Bir hücrede gerçekleştirilen nişasta ve protein sentezi tepkimelerinde grafiklerindeki değişimlerden hangileri ortak olarak meydana gelebilir? Şimdi arkadaşlar, nişasta ve protein sentezi demişiz. Nişastanın yapı taşı glikoz, proteinin yapı taşı amino asit. Ben burada neyi söylüyorum? Ortaklıktan bahsediyorum. O halde birinci öncüldeki amino asidi direktmen eleyebilirsin. Niye eleyebilirsin? Çünkü nişasta sentezinde amino asit miktarını azaltmana gerek yok. Zaten azaltılmaz. Fakat bu arada dördü de eleyelim. Niye? Protein sentezinde glikoz azalmaz. Şimdi geldik buraya. Enzim miktarı sabit. Buraya geldim. Tüketilen ATP miktarı artıyor. Arkadaşlar, enzim miktarı, enzim biliyorsun tepkimeye girer, girdiği gibi çıkar. Nişasta da sentezlesen bu böyledir. Protein sentezlesen de bu şekildedir. Sentez sırasında ATP miktarı azalacaktır. Dolayısıyla tüketilen ATP miktarı artacaktır. Çünkü habire ATP tüketiyorsun. O halde doğru yanıtımız 2 ve 3'tür diyoruz. Altıncı sorudayız. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin yapısında glikozit bağı bulunmaktadır? Arkadaşlar, glikozit bağı disakkaritlerde, polisakkaritlerde, ATP'de, DNA'da ve RNA'da vardır. Bakıyorum, bunların üçünden de bahsetmemişiz ama bir polisakkarit var, kitin. Disakkarit, sükroz var. Bunlar niye olmuyor peki? Bunlar protein. Proteinin yarı yapısında glikozit bağı olmaz. Hangi bağ olur gençler? Peptit bağı olur. O halde cevabım 1 ve 4'tür. Yedinci sorudayız. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi hücresel solunum tepkimesinde substrat olarak tüketilebilir? Arkadaşlar bakın burada dolaylı bir anlatım yaptım. Neyi yaptım? Hemen size söyleyeyim. Şimdi burada ne demişim? Hücresel solunum tepkimesinde. Şimdi siz solunum olayında substrat olarak tükettiğiniz moleküle ne isim vereceksiniz? Yani daha doğrusu özellik olarak ne diyeceksiniz? Enerji verici molekül diyeceksiniz. Yani ben size diyorum ki şu aşağıda verilen moleküllerden hangisi bize enerji verir? Tabii ki yağ asidi verir. Biliyorsunuz yağlar en fazla miktarda enerji veren molekül grubudur. Sonrasında proteinler gelir, en sonunda da karbonhidratla devam edilir arkadaşlar. Evet. 8. sorudayız. Güzel bir enzim soru tiplemesidir bu. Dikkat edin. Bir hücrede gerçekleşen bazı reaksiyonlar aşağıda gösterilmiştir. Bu reaksiyonlarla ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar Y molekülüne bakalım. Şimdi Y molekülü hem ürün hem substrat özelliği taşıyor mu? Şimdi bunun için gen 1 ile gen 2'ye bakacaksınız. Şimdi gen 1'e bakın arkadaşlar. Gen 1 enzim 1'i üretmiş. Enzim 1'in substratı X'tir. Açığa çıkan ürün Y'dir. Ama aynı ürün Y enzim 2 için substrattır. Onun için birinci önce ne diyoruz? Doğrudur diyoruz. Gen 2'de meydana gelen mutasyon Y molekülünün oluşumunu engeller. Gen 2'de mutasyon meydana gelirse enzim 2 oluşmaz. Y molekülü birikir. Z molekülü oluşmaz. Dolayısıyla burada Z demesi lazımdı, Y değil. Enzim 1 ve enzim 2 tek yönlü çalışıyor. Bakalım. Enzim 1 X'i Y'ye çevirmiş. Herhangi bir şekilde Y'yi X'e çevirmiyor. Tek yönlü. Enzim 2 de Y'yi Z'ye çevirmiş. Herhangi bir şekilde Z'yi Y'ye çevirmiyor. Bu da tek yönlü. O halde bu da doğrudur. Cevabımız da Ceyhan seçeneğidir. Dokuzuncu sorudayız. Yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin yapısında ester bağı bulunmaktadır? Arkadaşlar, ester bağı bulunan moleküller kimler? ATP, DNA, RNA ve nötral yağlar. Şimdi fosfolipid diyorsunuz.
Gençler, fosfolipid tabakasındaki lipidi kesinlikle ve kesinlikle yapısında ester bağı bulunmaktadır. Trigliserit diyorsunuz. Trigliserit 3 tane yağ asidi ile 1 gliserol içeriyor. Fosfolipitteki lipid 2 tane yağ asidi içeriyor. Burada 3 tane ester bağı vardır arkadaşlar. A vitamini hücrelerinden geçebilecek büyüklükte, yani küçük moleküllerdir, herhangi bir şekilde yapısında ester bağını içermez. Yağ asidi gliserolle bir araya gelip ester bağını oluşturur, yapısında bulundurmaz. O halde cevabımız 1 ve 2'dir arkadaşlar. Laktoz molekülünün yapı taşları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bunun için ne yapmak lazım? Laktozun yapı taşlarına bakmak lazım. Laktozu bir hidrolize edelim. Laktoz artı su eşittir glikoz artı galaktoz şeklinde. Yapı taşları o zaman galaktozla glikozdur. Ve ikisi de hegzoz grubudur. C6H12O6 kapalı formülüne sahiplerdir. Hegzozlar biliyorsun ki monosakkaritlerdir ve monosakkaritler suda çözünebilirler. Hücre zarından rahatlıkla geçebiliyorlar arkadaşlar. Rahatlıkla geçebiliyorlar. Organik yapılı, çünkü zaten karbonhidrat diyoruz. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerine de sahip olan organik yapılı bir karbonhidrat çeşididir. Evet arkadaşlar, son sorumuz. Bu ünitenin son testinin son sorusu. Monosakkaritlerin sınıflandırılması aşağıda gösterilmiştir demişiz. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar monosakkaritler 3 karbonla 8 karbon arasında değişiyor. Fakat müfredatınız gereğince siz 5 ve 6 karbonlulardan sorumlusunuz. Dolayısıyla biz de kazanımda yer alan 5 ve 6 karbonlu pentoz ve hegzozdan bahsetmişiz. Buradaki pentoz deoksiriboz ya da ribozdur. Buradaki hegzozlar ise glikoz, fruktoz ya da galaktozdur. O zaman hangisi doğrudur dediği zaman K ve L'nin mutlaka ya deoksiriboz ya da riboz olma şartı var. MNO'nun da glikoz, fruktoz ya da galaktozdan bir tanesi olması lazım. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz nedir? Denizli seçeneğidir diyoruz.